arkadaşlar, kuvvet konusuyla tekrar karşınızdayız. Duran bir cismi hareket ettirebilen, hareketli bir cismi de durdurabilen, cismin şeklini, hızını, hareket yönünü ve doğrultusunu değiştirebilen etkiye kuvvet diyoruz arkadaşlar. Kuvvet vektörel bir büyüklüktür. Bakın, fizik bilimine giriş konusunda vektörel büyüklükleri, skalar büyüklükleri incelemiştik ki bunlardan zaten çıkabilecek sorulardan da bahsettik. Kuvvetin de vektörel bir büyüklük olduğunu bilin. F ile gösteriyoruz arkadaşlar. Bakın üzerinde çizgi varsa ve böyle ok ucu da ok konmuşsa neydi bu? Vektör işaretiydi zaten. Ve kuvveti biz iki türlü işliyoruz arkadaşlar. Temas ettirilen kuvvetler, temas ettirilmeyen kuvvetler. Temas ettirilen kuvvetler mesela kalemi buraya koydunuz, buradan itekliyorsunuz. Ya da işte gaza basıyorsunuz ya da duvara yumruk atıyorsunuz gibi. Bunlar temas ettirilen büyüklükler. Temas ettirilmeyen büyüklüklerde arkadaşlar mıknatısları düşünün. Manyetik alan uyguluyorsunuz. O mıknatıslanmayla ne yapıyorsunuz? Aynı kuvvetleri birbirine doğru götürmeye çalışıyorsunuz ama aradakiler onlar birbirini itiyorlar. Bir kuvvet uyguluyorlar. Yani aynı kutuplar birbirini itiyorlar. Zıt kutuplar birbirini çekiyorlar. O itme kuvvetinde ne oluyor? Temas etme durumu var mı? Yok. Temas ettirilmeyen kuvvetlere de manyetik kuvvetleri örnek verebiliriz arkadaşlar. Kuvvetler gerek temas ettirilen olsun, gerekse de temas ettirilmeyen kuvvetler olsun, doğada 4 şekilde bulunur. Şimdi bunlar çok önemli. Hatta üniversitede de karşınıza çok çıkacak, sayısal bölüm seçecek olan arkadaşlar için. Elektromanyetik kuvvetler, güçlü nükleer kuvvetler, zayıf nükleer kuvvetler ve kütle çekim kuvveti arkadaşlar. 4 tane temel büyüklüğümüz var. 4 tane temel kuvvetimiz var. Bunların da isimleri bunlar arkadaşlar. Fizik adına bir şey yapacaksanız bunları çok iyi bilmeniz gerekiyor. Geçtik. Şimdi kütle çekim kuvvetinden bahsedelim. Kütle çekim kuvvetinde arkadaşlar, şimdi Aristo diye bir bilim adamı var, hepiniz biliyorsunuz. Cisimlerin yere düşme nedeniyle sahiplik ilkesiyle açıklamış. Yere, cisimleri bırakırsanız yere düşer diye, yere aittirler demiş yani. Çünkü yerden aldınız, yukarıda tuttunuz, tekrar bıraktığınızda yere düştü. O zaten yere aitti diye ona sahiplik ilkesi diye demiş. Sonra bu görüşü de Galileo tarafından geliştirilmiş. Demiş ki Galileo'da işte buna şunları ekleyelim falan derken Newton devreye girmiş ve son noktayı, şimdilik son noktayı Newton koymuş arkadaşlar. Yani bundan sonra belki bir bilim adamı çıkacak, belki değişik bir şey söyleyecek, bilemiyoruz. Yapılan deneylerde de arkadaşlar yüksekten bırakılan cisimlerin yere düşmesi, ayın denizlerdeki suyu kendisine doğru çekmek istemesinden dolayı oluşan gelgit olayı, dünyanın güneş etrafında dönmesi hep kütle çekiminden dolayıdır arkadaşlar. Yoksa o iki tane, bir güneş, biri dünya düşünün. Bunlar birbirinin etrafında böyle dönüyorsa şayet, dünya güneşin etrafında dönüyorsa şayet, neden arkadaşlar? Bu ikisinin arasında, güneş ile dünya arasında bir çekim olduğu için. Ayın denizdeki suyu çektiği zaman ne oluyor? Kütleler birbirini çekiyor. Yine kütle çekiminden bahsediyoruz. Yüksekten bırakılan bir cisim. Bu cisim burada ama aşağıda da bir dünya var değil mi? Yani yer küre var. Dünyayı komple yuvarlak düşünün, sanki bu yuvarlağın dışındaymış gibi düşünürseniz iki kütle arasındaki çekimden dolayı bu da yere düşüyordur diye anlayabilirsiniz. Şimdi şöyle bir görsellik çizdik. İki tane kütle var. Biri birine göre biraz daha büyük. M1 ve M2 kütleli cisimler. Ve diyor ki Newton yaptığı deneylerde bu çekim kuvvetinin kütlelerin çarpımıyla doğru orantılı, aralarındaki uzaklıkla da bunların karesiyle de ters orantılı olan olduğunu bulmuş. Yani nasıl? Çekim kuvveti, evrensel çekim sabitimiz arkadaşlar. M1 ve M2 iki ayrı kütle. Bunların diyor kütlelerin çarpımıyla doğru orantılı ama aradaki merkezlerinin aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır şeklinde Newton bunu açıklamış arkadaşlar. G evrensel çekim sabitimiz, büyük G ile gösteriyoruz. Ve bunun değeri de 6,67 çarpı 10 üzeri eksi 11 Newton metre kare bölü kilogram kare. Bakın Newton metre kare bölü kilogram kare buraya koyduğunuz zaman D uzaklıkta ne olacaktır? Metre kare. Metre kareler birbirini götürebilir. Kilogram çarpı kilogram, kilogram kare. Kilogram kareler de birbirini götürecektir. O zaman geriye ne kalmış oluyor arkadaşlar? Newton, yani F çekim kuvvetin
birimi Newton olarak kalıyor. Hemen yazıyorum. Bakın şu an sağlamasını yapıyorum. G'nin yani evrensel çekim sabitinin birimi neymiş arkadaşlar? Newton çarpı metre kare bölü kilogram kare. Çarpı şurası kilogram, burası kilogram değil mi? Kilogram çarpı kilogram bölü D uzunluğu da metre cinsinden olursa metrenin karesi. Metre kareler sadeleşir. Kilogram kare, kilogram kare, kilogram çarpı kilogram. Geriye ne kaldı? Sadece Newton. P çekim kuvveti ve zaten birimlerin birbirine eşit olması fizikte çok önemlidir arkadaşlar. Birimlerin ölçümünü, eşitliğini, denkliğini sağlamak zorundasınız. Yoksa fizikte bulduğunuz sonucun hiçbir anlamı yoktur. F çekim kuvveti ne çıktı? Newton çıktı. Zaten ben kuvvetin biriminin Newton olduğunu biliyorum. Şimdi bakın, bir şeyden daha bahsedeceğiz. İki tane kütle dedik değil mi? Bu iki kütle arasında bir çekim olacak. Yani bu kütle F1, F2 çeken kuvvet, F2, F1'i çeken kuvvet. O yüzden F2, 1, F1, 2 yazdık arkadaşlar. 1'den 2'ye, bu da 2'den 1'e demek. Yalnız diyor ki, eksi F1, 2, F2, 1'e eşittir. Buradaki eksinin anlamı neydi arkadaşlar? Fizikte sürekli bunu söylemeye çalışıyoruz. Bütün hocalarınızdan da, fizik hocalarınızdan da bunu duymuşsunuzdur. Fizikteki eksinin anlamı yönüdür arkadaşlar. Yön belirtir. Yani bu tarafa artı alıyorsanız bu tarafa eksi alırsınız. Veya bu tarafa artı alıyorsanız bu tarafa eksi alırsınız. Buradaki eksilik, artılık yönlerin birbirine olan zıtlığından kaynaklanıyordur. O yüzden eksi F1, 2 eşittir F2, 1'e eşit diyoruz. Cisimler kütleleri yüzünden birbirine eşit şiddette fakat zıt yönde kuvvet uygularlar. Kütlelerinden dolayı diyor birbirlerine eşit şiddette fakat zıt yönde kuvvet uygularlar diyor arkadaşlar. Evet, bir sonraki videoda bileşik kuvvetten bahsedeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda zaten unutulu görüşmek üzere. Hoşçakalın.